İnternetin ana sayfası. Reddit forumlarında aklınıza gelebilecek belki de her şeyi bulmak mümkün. Aylık 1.6 milyar aktif kullanıcısı olan Reddit forumu 2005 yılında Steve Huffman ve Alexis tarafından kuruldu. Aklınıza gelebilecek her türlü hobinin merakın konuşulduğu bir platform. Bir ürünün nasıl çalıştığını mı merak ediyorsun? Onun hakkında bir konu mevcut. Ya da belki de insan teknolojileri ya da varlığı kesinleşmemiş değişik varlıkların komple görülerine mi bakmak istiyorsun? Onlar hakkında da konu başlıkları mevcut. Belki de sadece ilginç ve ürpertici şeylere bakmak istiyorsun. Onlar hakkında da konular mevcut. Arkana yaslan ve rahatla. İnternetin ana sayfasının, Reddit platformunun karanlık yüzüne hoş geldin. Destekler için beğenmeyi, keyif alırsan da abone olmayı lütfen unutma. Carl Philip Harold ile tanışın. 9 Ekim 2006 yılında Reddit'in en eski kullanıcılarından biridir. Carl, Eylül 2006'ya kadar Reddit'in popüler tartışma konularından olan dinlerin gerçekliği ya da ülkeler arasındaki savaşlardan bahseden yorumlar paylaşıyordu. Eylül 2009 yılında Carl yalnızlığından mı yoksa şeytani planı işin mi bilinmiyor. Ama bu tarihlerde Reddit üzerinden 15 yıllık bilgisayar programlama tecrübelerimi bedava bir şekilde aranızdan 10 kişiye anlatacağını duyuran bir post paylaşır. 600 kişinin yorumuna şu anda bile fazla diyorsak, bir de bu yorum sayısının internetin günümüzdeki kadar popüler olmadığı zamanlarda 2006 yılında geldiğini bir düşünün. Carl bu kadar ilgiden sonra fikrini değiştirir ve tüm tecrübelerini Reddit üzerinden herkese anlatmaya, insanlara özel bilgi verici bilgisayar kodlamaları hakkında paylaşımlar yapmaya başlar. Carl'ın konular hakkında bir YouTube kanalı bile vardır. 2010'lu yıllarda 30 bin YouTube abonesi ve 8.000'den fazla Reddit abonesine ulaşmıştı. İnsanlar bu adamı seviyordu. 2013 yılının Ekim ayında Carl ortaya ]adan kaybolur Karl hakkında onlarca forumlar açılır. YouTube ve Reddit, Karl nerede başlıklarıyla dolmuştur. İnsanlar Karl'ın hasta ya da büyük bir projede çalıştığını düşünürken, bir Reddit kullanıcısı Karl hakkında bu haber başlığını bulur. Karl Philip Harold, 9 yaşındaki oğlunu cinsel içeriklerde kullanmakta, yargılanan bir suçlu. Carl eşini bir trafik kazasında kaybetmişti. Tabi inanırsan birazdan anlayacaksın. Carl sevgilisi Charles Donovan ile 9 yaşındaki oğlunu karısı hayatını kaybettikten sonra beraber büyütmeye başlar. Birazdan dinleyeceğiniz bu kısım her mideyi kaldırmayabilir. Carl'ın oğlunun ismi geçirdiği ağır travmalardan dolayı halktan bariz sebeplerden dolayı saklanır. Ama biz ismine Hope diyelim. Carl sevgilisiyle beraber Hop'u 8 ay boyunca evlerindeki Bodrum katında Hop'u içerikli videolar yapabilmek ve bunları dark web gibi internetin girilmesi nispeten zor sitelerde satarlar. Carl Hop'un arkadaşlarını da bir şekilde eve çağırır ve 30'dan fazla çocuğu sevgilisiyle kullanmıştır. Polis raporlarında Hop'u sorgulayamadık. 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu o halde görmeye kimsenin midesi kaldırmadı yazar. Olay patladıktan sonra Reddit'in kullanıcıları Carl'ın tüm eski forumlarına bakmaya başlarlar. Carl'ın eşcinsellik gibi konularda ne kadar sert ve karşında olduğu onlarca yorum ortaya çıkar. İncil'in bunları desteklemediğini, evlenmeden ilişkinin ne kadar günah olduğundan bahsettiği onlarca yorum bile vardır. Ne kadar enteresan değil mi? En masum görünenlerin en şeytani çıkabilmeleri. Carl ve Charles 36 yıl boyunca hapis cezasına şarttırılırlar. Carl ilk yılında kendi hayatını ücretsinde alır. Charles ise günümüzde hala hapishanededir. Galiptikos ile tanışın. 2 Eylül 2017 yılında Reddit forumlarına katıldı. Galp, Reddit forumunu ağırlıkla Fortnite oyun taktikleri ya da diğer oyuncularla konuşmak için kullanıyordu. Ama çok geçmeden tüm forum Galiptikos'un gerçek ismi Fahran Tovit'i öğrenir. Birazdan dinleyeceğiniz hikayenin tahmin ettiğiniz yöne doğru gitmeyeceğini bilin. Farhan oyun forumlarının dışında içinde bulunduğu stresi, depresyonu dile getirmeye fırsat buldukça çalışıyordu. Ortaokulda ne arkadaşlarıyla ne de derslerle sorunu vardı. Ama liseye geçtiği zaman herkes tarafından zorbalanıyor ve göstermesi gerektiği ilgiye derslerine gösteremiyordu. Farhan okul hayatını ailesiyle konuştuktan sonra ara verir. Ailesi biraz yardım ve profesyonel destek ile Farhan'ı tekrardan sisteme sokabileceklerini düşünürler. O ne Eylül 2018 bir aradan sonra Farhan Reddit forumlarında kendini tekrardan gösterir. Bu sefer oynadığı oyunlardan ya da izlediği ofis dizisinden bahsetmez. Farhan makasla kolunu kesmenin ne kadar zor olduğundan bahseder. Stres ve depresyondan uzaklaşmanın en iyi yolunun bu olduğunu, kendisine zarar vermeye bağımlı olduğundan bahseder. Farhan işinde bulunduğu durumdan çıkamaz ve herkesin birazdan göreceği nokta internetten silah almanın ne kadar kolay olduğundan bahseder. Farhan sipariş verdiği silahlar ile kız kardeşi, erkek kardeşi, annesi ve babasının hayatını alır. Silah seslerini duyan komşular polise bilgisini verir. Ama Farhan en son Reddit postunu çoktan paylaşmıştır bile. Farhan Instagram adresi üzerinden notunu paylaşır. Oldukça uzun bir yazı. Madem kendimin ve ailemin hayatını alıyorum o zaman biraz ilgiyi hak ediyorum diye başlar yazı. Fahran kısaca tüm depresyon sürecini ve onu rahatsız eden tüm olayları bu not üzerinden anlatır. Fahran ailesinin hayatını kardeşi Tanvir ile aldığını ve sonrasında kendi hayatlarını alacaklarından notunda bahseder ve her şey tam da yazdığı gibi olur. Diğer bir hikayeye geçmeden önce şunu lütfen bil. Mental sağlık için yardım aramanın ya da seni rahatsız eden bir süreçte yardım aramakta yanlış bir şey ya da çekinecek bir şey olmadığını bil. Sosyal medyanın günümüzde bu den etkili olduğu bu zamanlarda her şey toz pembe, her şeyin en iyi halde göründüğünü unutma. Ama durumun hiç de böyle olmadığını, herkesin dertleri olduğunu bil. Jason Inhal ile tanışın. Jason karısının onu komşusuyla aldattığını düşündüğü ve kendince kanıtları olan 1587 kelimeden oluşan devasa bir konu başlığı aşar. Jason'ın hikayesi kan donduran türden. Hikayenin nasıl sonlandığını duyunca şaşıracaksın. Jason haftanın 60 saati ağır bir işte çalışıyordu. Jason karısının telefonuna daha önce hiç bakmamıştı ama her nedense o gün bakmak istedi. Karısının komşusu ile şakaları yaptığını ve birbirine videolar attığını gördü. Jason'ın karısı Brandy, durumun sadece şakadan ibaret olduğunu, ciddi bir şey hiçbir zaman olmadığını söyler. Jason durumu yediremez ve boşanmak ister. Çocuklarının durumu kaldıramayacağını gören karı-koca tekrardan denemeye karar verir. Ama tek bir şartla. Jason'ın karısı Brandy, kocasının yani Jason'ın çıkardığı olay yüzünden komşusundan özür dilemesini ister. Doğru anladın. Karısı, kocasından

And, and what caused you to do this today? My husband wanted to divorce and wanted to take my kids. I don't want him on my kids. Okay, and how old are your children? Four and three. Where did you stab yourself at? In the neck. Okay, are you bleeding? Yeah, I bleed everywhere. Okay, and where are you at? In okay. In my living room. Randy... Jason'ı bodrum kafasına kapatır ve 7 ila 3 yaşındaki iki çocuğunun hayatını alır. Jason Reddit forumlarında aile desteği ve profesyonel destek ile toparlanmaya çalıştığından bahseder ama yine de birkaç defa kendi hayatını almaya çalışmıştır. Brandy ise her ne kadar kendini boynundan bıçaklamış olsa da hayatını kaybetmez ve 55 yıl boyunca hapis yatar. Eğer buraya kadar geldiysen keyif almışsındır. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. 400 bine doğru gidiyoruz inanın çok heyecanlıyım. Elimden geldiğince kaliteli ve sık içerikler yapmaya gayret gösteriyorum. Kendine çok iyi bak bir dahaki videolarda tekrardan görüşmek üzere.